Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet. Es-sinul mufredatu. Sin. Yani mufrede dediği beraberinde başka harf bulunmuyor. Se. İşte o huruf-ı maniden veya müellifimizin el aracı ve edatlardan biridir. Çünkü onun tek başına anlamı vardır. Ve bu sin daima harf olarak gelir. Ve bu harf fiile mahsustur. Yani hani harfi cer isme mahsus oldukları gibi bu harf sin harfi de fiile mahsustur. Sadece fiillerin başında gelir. Bu anlam yönünden dahil olduğu fiilin manasını geciktirir ama lafız yönünden bir etkisi yok. Yani lafzında bir amel falan yapmıyor. Ve tabi bildiğiniz gibi sin de diğer harfler gibi mebnidir. Evet. Es-sinul müfredatu harfun yahtassu bil mudari. Mudari has bir şey harftir. Yani sadece fiil mudarın başına gelir. Emir ve madinin başına gelmez. Hele isim başına hiç gelmez. Ve yuhallisuhu lil istikbari. Ve o daha evvel sinden önce madi şey hal ile istikbal arasında müşterek olan mudari isim istikbale halis kılar. Yani sadece istikbal için olur. Sin dahil olduktan sonra fiil-i mudara. Ve yetenezzelu minhu menziletel cüz'i. Ve sin ona üzerine dahil olduğu fiilin parçası gibi olur. Parçası yani mesela diyelim ki yansuru ye nun nasıl ki fiilin parçası ise sin de onun parçası gibi olur. Ve lihâze bundan ötürü lem ya'mel fî ma ihtisası bihi. Yani bu sin fiili mudara has olmakla beraber yani fiili mudaranın dışında demin söylediğimiz gibi mâdî, emir, isim üzerine dahil olmadığı halde fiili mudara has olduğu halde ve nahvilerin şöyle bir mantığının olduğunu biliyoruz. Yani bir edat veya bir kelime sadece bir kelimenin üzerine geliyorsa onda amel etmesi gerekir. Sin de sadece fiili mudaran başına geldiğine göre onda amel etmesi lazım. Ama sin onun cüz'ü gibi olduğundan amel etmiyor. Çünkü kelimenin cüz'ü kelimede amel etmiyor. Mesela Yansuru'nun yası o mudarat harfi onun cüz'ü hükmünde olduğu için o da onda amel etmiyor. Halbuki o da fiil mudara mahsustur. Ve leyse muktatan min sevfe. Bu sin sevfeden kısaltılmış değildir. Hilafenil kufiyin. Kufiler öyle diyorlar. Diyorlar ki sin sevfeden kısaltılmıştır. Yani müellifimiz sin'in müstakil bir harf olarak bağımsız bir edat olarak vada edildiğini söylemek istiyor. Yoksa sevfeden alınma değil. Hilafen kufiyin. Kufiler öyle demişler. Yani sin sevfeden şey yapılır, kısaltılmıştır diyorlar. Ve la muddetul istikbali ma'ahu adyaku minha ma'a sevfe. Ve sinle birlikte olan gecikme, istikbal müddeti yani geleceğe yönelik gecikme, sinle birlikte gecikme, sevfe ile olan gecikmeden daha şey değildir. Yani daha dar değildir. Yani demek istiyor ki sin ile sevfe istikbale delalette aynıdır. Hilafen basayım, basitlerin görüşü bu yöndedir. Ki cumhurun görüşü de bu yöndedir. Yani sin de
istikbale delalet eder. Sevfe de istikbale delalet eder. Ama sinin istikbali daha azdır. Sevfenin istikbali daha uzaktır. Dolayısıyla İbn-i Şam'ın ifadesiyle sinin delalet ettiği istikbal daha dardır. İbn-i Şam dar değil diyor ama Basriler daha dardır diyorlar. Ve Basrilerin görüşü baskın görüştür. Genelde alimler o şekilde yorumluyorlar. Evet. وَمَعْنَا قَوْلِ الْمُعْرِب۪ينَ فِيهَا اَنَّهَا حَرْفُ تَنْفِسٍ اَعْرَبْ yapanların sinle ilgili tenfis harfi, tenfis geciktirme demek. O ne demektir diyor, yani harfu tevsiyen, yani tevsiyen harfi. Ne demek وَذَٰلِكَ yani وَبَيَانُ ذَٰلِكَ اَنَّهَا bu sin نَقَرَتِ الْمُضَارِعَ مُضَارِعَ nakletmiş مِنَ الزَّمَنِ الضَّيِّقِ dar bir zaman ne delalet etmede وَهُوَ الْحَالُكِ dar zaman nedir? Haldir. Ondan ile الزَّمَنِ الْوَاسَي geniş zaman. Tabi biliyorsunuz Türkçe'de geniş zamana mahsus bir fiil var. Değil mi? Ama mesela yapıyorum. Ama Arapça'da öyle bir şey yok. Burada الزَّمَنِ الْوَاسَي dediği el-istikbal. Yoksa hem hali hem istikbali kuşatan bir değil. Sadece istikbal. وَاَوْضَحُ مِنْ عِبَارَتِهِمْ bu ibaretten de daha vâdahtır. قَوْلُ الزَّمَخْشَرِي زَمَخْشَرِي وَغَيْرُهُ وَغَيْرِهِ زَمَخْشَرِي ve başkasının sözü, şu sözü daha vâdahtır. Ne diyorlar? Bu sin harfi istikbalin diyorlar. Sin istikbal harfi. Evet. وَزَعْمَ بَعْضُهُمْ bazıları şöyle bir iddiada bulunmuş. اَنَّهَا بُسِنْ قَدْ تَأْتِ لِلْاِسْتِمْرَارِ yani Türkçedeki geniş zaman. Yani bu sinin geniş zaman için geldiğini, لَاَلِ اِسْتِقْبَالِ istikbali için olmadığını bazıları söylemişler. ذَكَرَ ذَٰلِكَ bu ubat şu manayı nerede zikretmiş? Fi kavlihi teala şu ayet-i celilede setecidûne âkharîn siz başkalarını da bulacaksınız. Ve vestedelle aleyhi yine buna şunu delil getirmiş bir kavlihi teala yani setecidûne âkharîne de sinin geniş zaman için olduğunu ileri sürmüş. Ve buna da başka bir ayetin, yani ona göre başka bir ayette geniş zaman daha nettir. Onu delil göstermiş. O geniş zamanın o bağda göre daha net olduğu ayet, سَيْقُولُ السِّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِ كَانُوا عَلَيْهَا sefi insanlar, yani kavrayışları ve akılları kıt olan insanlar şunu diyecekler. Onları kıblelerinden vazgeçiren nedir? Yani neden Kudüs'ten vazgeçip de Kabe'ye yöneldiler? Müddaiyen. O bat şunu iddia etmiş. Enne zâlike bu ayet seyekûlü süfâhu mine süfâ innemâ nezele ba'da kavlihim mâ vellâhum yani mâ vellâhumdan sonra nazil olmuş. Ona göre. Kal ve diyor ki dolayısıyla fecaet sinu i'ma i'lamen bil istimrari la bil istikbali. Dolayısıyla diyor sin burada geniş zamanı bildirmek üzere gelmiş istikbal için değil. İntaha o bağdın bu iddiası bitti. Evet. Evet.
Evet. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ Bu bazı iddiası, senin geniş zaman için olma iddiası, la ya'rifun nahviyuna. Nahvileri hiç bilmiyorlar. Yani mesela bugüne göre hiç, bugüne kadar duymadık. وَمَا اسْتَنَدَ اِلَيْهَا اِلَيْهِ مِنْ اَنَّهَا نَزَلَتْ بَعْدَ قَوْلِهِمْ غَيْرُ مُوَافَقٍ عَلَيْهِ O bazı dayandığı ki demiş ki efendim Seyyidül Sufâ'u Mevla'dan sonra nazil olmuştur. Dolayısıyla sin geniş zamana delalet eder. Bu gayru muvafakın aleyhi. Ona bu konuda uymuyor. Yani muvafakat edilmiyor. Yoksa anladım. Evet. Ona dolayısıyla muvafakat edilmiyor. Yani başkaları bu görüşü benimsemiş değildir. Ve zaten bu kavlin kaili de belli olmayışı onun biraz sıkıntılı olduğunun bir ifadesidir. Kâle Zemahşerî fe en kulte Zemahşerî keşşâfte der ki eğer şöyle bir iddia şöyle bir sorarsan desen ki fe en kulte desen ki eyyü faidetin fil ihbari bi kavlihim kable vukuahi onların sözü gelmeden önce onu haber vermenin ne faydası var diye sorarsan kultu derim ki faidetuhu ennel mufaciate lil mekruhi eşeddu istenmeyen bir şeyin aniden yapılması daha zordur. Etkisi daha fazladır. وَالْعِلْمُ بِهِ قَبْلَ وُقُوعِهِ اَبْعَدُ عَنِ الْاِضْطِرَابِ اِذَا وَقَعَ Ve vukuundan önce, o olmadan önce o şeyi bilmek onunla ilgili ıttıraba düşmekten daha uzaktır. Yani onun sebebiyle o hoşlanılmayan, o sıkıntılı olan durum sebebiyle bocalamaya düşmekten daha fazla uzaktır. Yani dolayısıyla ayet-i kerime seyyûl süfâhû onlara önce haber veriliyor ki bir nevi onları hazırlıyor sonra nesh ediyor. Sümme sonra evet yani tabii bunu da şunun için zikretmiş. Evet. İntihaz-ı Mahşer'in kelami bitti. Yani bununla da gösteriyor ki şey İbn-i Hişam İbn-i şey Keşşaf'tan yaptığı bu nakille şunu ifade ediyor. Demek ki istikbal içindir. İstimrar değil. Sümme sonra velev sülime yani velev ki kabul etsek ki burada sin istimrar için, geniş zaman içindir. Fel istimraru innemes tufide minel mudari. O zaman geniş zaman mudariden istifade edilmiş. Kema tekul, mesela şöyle dersin. Fulanun yakırı dayfe ve yasnahul cemile. Felanca misafire ikramda bulunur ve iyilik yapar. Bakınız burada fiil başında sin min olmadığı halde geniş zamana delalet eder. Turidu enne zalike de'buhu. Yani bununla şunu kastediyorsun. Bu misafire ikram, iyilik yapma onun adetidir. Ha, demek ki burada sin olmadığı halde yakri fiili ve yasnahu fiili geniş zamana delalet ediyor. Yani kabul etsek seyekulu süfâ da olsun, setecidûn âkherîne de olsun, istimrarın olduğunu, geniş zamanı olduğu kabul edilse bile o sin lafzından değil, fiil-i mudâradan anlaşılıyor. Ve sin-i mufîdetun lil-istikbâli, sin istikbâli ifade eder. Edil istimrarı çünkü istimrar innemâ yekûnu fil-müstakbeli. Müstakbel yani şöyle istimrar daha doğrusu şöyle demek müstakbel değil de istimrar
halin bazı cüzlerinden başlayıp istikbale devam eder. Yani o izil istimrar innemâ yekunu fil müstakbeli, o biraz şeydir. O ifade tam iyi oturmuyor. Çünkü istimrar sadece istimrar sadece müstakbelde olsa o zaman istikbal olur. Ona istimrar denmez. İstimrar denebilmesi için halden başlayıp istikbale devam etmesi. Cümleyi şöyle belki anlamak, yoksa bu şekliyle uygun değil. İn izil istimraru innemâ yedûmu fil müstakbel. Müstakbelde devam eder. Belki bu şekilde anlaşılsa, yoksa olmaz. Evet. Ve zâme zemahşerî. Zemahşerî şu iddiada bulunmuş. Ennehâ busîn. İzâ dekhalet alâ fi'lin mahbûbin ev mekruhin. Bu sin istenen ve istenmeyen. Mahbub sevilen, hoşlanılan, mekruh da hoşlanılmayan bir fiil üzerine geldiğinde efadet ennehu vâkûn ne mahâlede. O sin şunu ifade eder, demek o fiil kuşkusuz olacak. Ama İbn-i Hişam Zemahşeri'ye rezerv koyarak وَلَمْ اَرَى مَنْ فَهِمَ وَجْهَ ذَٰلِكَ, bu şekliyle anlayanı Zemahşeri'nin dediği gibi annahviler arasında görmedim. وَوَجْهُهُ, bu Zemahşeri'nin söylediğinin vecihi, yani mantığı şu: اَنَّهَا تُف۪يدُ الْوَعْدَ بِحُصُولِ الْفَعْلِ, o sin fiilin husulüyle ilgili vaadi ifade eder. Dolayısıyla فَدُخُولُهُ عَلَى مَا يُف۪يدُ الْوَعْدَ اَوُ الْوَعِيدَ, o sinin vaad güzel şey, vaid olumsuz şeyle ilgili bir şeyin üzerine sinin gelmesi muktadın لِتَوْكِيدِ وَتَثْبِيتِ مَعْنَهُ, onun tekidini ve mananın tespitini iktiza eder. Onun için Zemahşeri efendime söyleyeyim ne demiş? O mahbub ve mekruh bir fiil üzerine dahil olunca onun şüphesiz vakı olacağını söylemişti. Ve kad evme ila zalike fi sureti Bakara. Zemahşeri Bakara suresinde de buna işaret etmiş, bu manaya. Fakat fi feseyekfikehumullah, burada demiş ki ve ma'nessini, sinin manası burada enne zâlike kâinun la mahalete, Allah'ın onlara karşı sana yeteceği o mutlaka olacaktır kuşkusuz. Ve in teakhara ilâ hîn, velev bir süre gecikmeli olsa bile. وَصَرَّ حَب۪يفِ سُورَةِ بَرَاءَتْ, Tevbe suresinde de bunu sarahaten söylemiş. فَقَالْ فِي اُلَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهِ, burada Zemahşeri demiş ki اَسْس۪ينُ مُف۪يدَةٌ وُجُودَ الرَّحْمَةِ لَا مَحَالَةَ, sin rahmetin varlığını ifade eder kuşkusuz. فَهِيَ تُؤَكِّدُ الْوَعْدَ كَمَا تُؤَكِّدُ الْوَعِيدَ اِذَا قُلْتَ سَاَنْتَقِمُ مِنْكَ, yani سَاَنْتَقِمُ مِنْكَ dediğinizde bu vaidi tekit ettiği gibi bu gibi yerlerde de vaidi tekit eder. O aslında her iki yerde de hem فَسَاَكْفِيكَهُمُ اللّٰهِ hem اُلَٰئِكَ سَاَرْحَمُهُمُ اللّٰهِ ikisinde de اَسْس۪ينُ مُف۪يدَةٌ وُجُودُ الْوُجُودَ لَا مَحَالَةَ. Ama niye birincisine evvuma demiş, ikincisine sarraha demiş? Çünkü ikincisinde ulaike serhamuda es-sinu mufidetun vücudel rahmeti la mahalete dedikten sonra fehiye tuakkidul va'da kema tuakkidul va'ide cümlesini kullandığı için buna tasdik, buna ima demiştir.
İntaha, Zemahşer'in kelamı bitti. Vesin de bitti. İstikbal manasının yanında buna da terahat edemez. Efendim? İstikbal manasının yanında bu tekidini de terahat edemez. Zaten öyle diyor. Yani, Zemahşer'i. Ayetlerde de daha güzel tutuyor. Evet. Yani istikballe birlikte o tekide delalet ediyor diyor. Evet. Sevfem. Sevfem muradifetun lissini. Ya sinle eş anlamlı, yani o da gelecek şey istikbale delalet eder. Tabi bu İbn-i Hişam'ın tercihi. Hani sinle sevfe arasında istikbalin boyutu noktasında bir fark yok. اَوْسَعُ مِنَا عَلَى الْخِلَافِ ki cumhur bu görüştedir. Çünkü bu Arabi kaideye de daha uyuyor. Ne de Arabi kaide? كَفَتُ الْحُرُفِ تَدُلُّ عَلَى كَفَتِ الْمَانَى ve bu cumhurun görüşü olduğunu da söyledik yani. Tefsirlerde, usul kitaplarında, hatta usul fıkıh kitapları da bu görüş üzere edatları yorumluyor. وَكَأَنَّ الْقَائِلَ بِذَٰلِكَ sanki sevfenin istikbalinin daha geniş veya aslında bu evsahu da burada iyi oturmuyor. Çünkü evsahu sanki şöyle yani sin ve sevfe aynı ikisi de bizim açımızdaki olan istikbal aynı. Ama sin örneğin istikbalin bir saatine, iki saatine delalet ediyorsa, sevfe istikbalin 3-4 saatine. Halbuki öyle değil. Sinin istikbali, sin diyorlar ki yakın istikbal. Yani diyelim ki şimdiden yarım saat sonra. Yani mütekellimin zamanı ile fiilin vuku bulduğu zaman arasındaki aralık itibarıyla eğer o aralık darsa, kısaysa sin kullanılır. Eğer o aralık uzunsa sevfa kullanılır. Yoksa bu yani evsa'u minha biraz daha yanlış anlaşılıyor. Bu şekilde anlamak lazım. Ve ke'annel ka'ile bizalika sanki bunu söyleyen nazara ila enne kesretel hurufi ki demin zaten söyledik tedullu ala kesretil mana harfların çokluğunun mananın çokluğuna delaleti kuralından harekette böyle demiş. Yani çünkü bu Arabi lisanda bir kuraldır. Kesretil huruf tedullu ala kesretil mana sevfenin harfleri sine göre %300 fazladır. O açıdan onun manasının da ki manası istikbal ise daha uzak istikbale delalet etmesi gayet uygundur. Ama diyor ve leyse bi muttalidin. Bu kural devam yani her yerde cari olan bir kural değil. Bazen ve yukaru fiha yani dolayısıyla madem bazen olmayabiliyor öyleyse yani tabii kendi görüşünde ısrar ediyor. Burada sevfe ile sin arasında delalet edilen istikbal açısından bir fark yok diyor. Evet. Ve yukalu fiha. Bu şimdi tabii bu normalde mizampaja göre bu yeni bir paragraf başı olması lazımdı. Çünkü sevfenin lehçelerini söyleyecek. Çünkü sevfede birkaç lehçe var. Onun için diyor ve yukalu fiha sef. بحذف الوسطي يعني واو حذف له وسو بحذف الاخير اكي وسي بحذفه وقلب الوسط يعني son harf حذف edip واو tarafta olduğu için ya ne yapıyorsunuz kalp ediyorsunuz mübarekaten fi takfifi ta ki daha fazla hafif olsun yani o sevisey yapmamız haka sahibul muhkem el muhkem filuvanın sahibi bunu nakletmiş. Yani bu bütün bu lügatlar vardır. Sevfe, sef, sev, sey. Evet.
Peki. Ve temferidu anissini. Sevfes sinden şununla ayrılır. Bi duhurillâmi aleyha. Tekid lâmi sevfenin üzerine dahil oluyor. Ama senin üzerine dahil olmuyor. Nevvele sevfe yu'tike rabbuke fetarda. Ve kanaatimce bu da cumhurun görüşünü tekit ediyor. Yani sin ile sevfenin istikbal boyutunun aynı olmadığını gösteriyor. Çünkü niye? Sevfe uzak istikbale delalet ettiği için tekide ihtiyaç olduğundan dolayı lam-ı iptida gelmiş başına. Ama sinde istikbal yakın olunca tekide ihtiyaç yoktu. İki tekit tabii biraz tekitlerin boyutları farklıdır. Evet. Ve aynı şey olmasa, aynı harf olmasa bir şey olmaz. Nahvele sevfe yu'tike rabbuke fetarda. Ve bi enneha ve şununla da sevfe sinden ayrılır. Kad tufsaru bil fi'alil mulga. Ameli iptal edilen fiil bazen sevfe ile normal kendi fiili arasına girebiliyor. Bakınız, ameli iptal olan fiil tabi ameli iptal olan biliyorsunuz talla tala kalle kesurada ma ile olur. Onun dışında amelin tamamen iptal olduğu yok. Buradaki amelin ilgası mef'ule göredir. Faale göre değil. Ve mef'ul de sadece lafız itibariyledir. Yani mahal itibariyle de değil. O açıdan yani İbn-i Hişam bu el-mulga kelimesi burada kullanmaması gerekir. Uygun düşünür. Bil fi'lil muallak deseydi daha uygun olurdu. Evet. Çünkü mulga tamamen ameli iptal edilmiş gibi. Halbuki ameli tamamen iptal edilen sadece üç fiil var. Bunlar bu efali kulub talik nedeniyle, ilga nedeniyle yine faaldeki amelleri iptal olmuyor. Sadece mef'ulde amel iptal oluyor. Ke kavlihi وَمَا أَدْرِي وَسَوْفَ اِخَالُ اَدْرِي ben bilmiyorum ve ileride bileceğim ki اِخَالُ اَقَوْمٌ اَهْلُ حِصْنٌ اَمْ نِسَاءُ şunu zannedeceğim acaba Hısn âli yani Hısn kabiledir o grup erkek midirler yoksa kadın mıdırlar? İleride onu bileceğim. Bu burada kavm sadece kavmden erkek kastedilmiş. Çünkü mukabilinde nisa'ım gelmiştir. Evet. Ve istişat sevfe iharu edri. Orada sevfe normalde edrinin üzerine dahil olmuştur. O iharu ameli iptal olmuştur. İharu aslı eharudur. Hala Hildu fiili var ya, hale-i hildu. Fiili kulüpten birisidir. Efal kulüpten birisidir. İşte o efal kulüpten olan ehalu, o ona mahsus olmak üzere hemzesini meksur okuyorlar. İhalu diyorlar. Yani buna mahsus olarak. İşte o ihalu, sevfe ile edri arasına girmiştir. Ve sevfe de tıpkı sin gibi o da amel etmez arkadaşlar. Sadece mana yönünden amel eder. Yani istikbali ifade eder ama lafzı ameli yoktur. Ve burada duralım. Siyye. Evet. Thank you.